Merhaba, Deniz Çevik ben. 28 Haziran 1983 Ankara doğumluyum. Televizyonla ilk tanışmam, çok küçük yaşlarımda TRT'deki Gün Başlıyor programının jeneriğiyle oldu. Jenerik esnasında parkta oyuncaklarda oynayan küçük kıvırcık saçlı kız bendim. Sonrasında 6 yaşında seslendirme yapmaya başladım. Bir Hint filmiyle. 9 yaşında TRT'den Olurum çıktı ve belgeseller, diziler, çizgi filmler, hepsinde görev almaya başladım. Bu hayatım boyunca devam etti. Sürekli ben TRT binasının içindeydim ve tiyatro sanatçılarının arasındaydım. Dil kulakla öğrenilir. Dolayısıyla ben Türkçeyi en başından en doğru şekliyle öğrendim. Ve hayatım boyunca da eğitimim devam etti. Ben hafta sonu ya da akşamları ya bir kurstayım, ya evde özel dersteyim, evde ya bir tiyatro sanatçısı var, ben tirat ezberliyorum, tekerleme okuyorum ya da diyafram egzersizi yapıyorum, ya bir org hocası var, org çalıyorum. Devamlı evde Ajda Pekkan, Kayahan, Leman Sam çalıyor, sürekli kulağımda o sesler ve bu şekilde büyüdüm. Hayatım boyunca da böyle devam etti, yani bu benim sıradanım. Bunu neden söylüyorum? Öğrencilerden şu soruyu çok duyuyorum. Hocam siz normal hayatta da mı böyle konuşuyorsunuz? Ben başka türlü bir konuşma bilmiyorum. Her zaman böyle konuşuyordum. O yüzden bu işi yapabiliyorum zaten. 10 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Bursa'ya geldikten sonra seslendirme yapma imkanım olmadı. Çünkü burada öyle bir mecra yok. Dolayısıyla buranın başka eksikliklerini kapatma yönünde ilerledim. Zaten hemen diksiyon öğretmenliği teklifi geldi. Önce belediyede başladı. Şu anda Bursa'nın dört bir yanında pek çok merkezde diksiyon, beden dili, iletişim, protokol, nezaket, görgü kuralları eğitimleri veriyorum. Ve bunların pek çok detayı. Sonrasında YouTube çekimlerimiz başladı. Bununla birlikte de bütün dünyaya ulaşma şansımız oldu. Ben başlarda şöyle düşünüyordum. Biz kendi aramızda, öğrencilerle, arkadaşlarla birlikte güzel bir paylaşıma giriyoruz. Birbirimize faydamız oluyor. Ne zaman ki YouTube'un dibi hareketinde Fatih Yıldırım beni tanıttı, anladım ki dünyanın her yerinden bu iş izleniyor ve benim sorumluluğum tahmin ettiğimden daha da fazla. Daha çok çalışmaya ve bu kanalı daha da geliştirmeye karar verdim. Böylelikle size kendimi tanıtmış oldum. Bana sorularınızı YouTube'un altındaki yorum bölümünden, Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Mümkün olduğunca kısa sürede sorularınıza dönüş yapıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkürler.